Herkese merhaba, Kuzey ben. Bugün sizlerle azıcık kendi hayatımdan, yaşadığım süreçlerden bahsetmek istiyorum ve ufak bir vlog tadında bir market fiyatları olsun, onları göstereceğim. Ben Kuzey, 2022 Şubat ayından beri Kanada'nın Vancouver eyaletinde yaşıyorum. Buraya dil okuluyla geldim. Dil okulu sürecim bitti. Şu an koleje başlayacağım ve kolej için başlangıcı bekliyorum. Başlangıç tarihini. Dil okul sürecim bir tık uzun sürdü. Çünkü eğitimimi iyi almak istiyordum. Ve bunun içinde az çok hani çalışmam olsun, adaptasyon sürecim bir tık uzun sürdü. Ama şu an hazır şekildeyim. ILEC dil okulundan mezun oldum. Zaten dil okullarıyla alakalı bilgilendirme istiyorsanız aşağıya Instagram'ımı bırakıyorum. Hani aklınıza gelen soruları bana sorabilirsiniz. O şekilde birazdan markette görüşmek üzere. Markete gitmeden önce birazcık kendimi şımartmak istedim. Gördüğünüz gibi klasik bir Big Mac menü. Sadece farklı olan şey patates kızartması large boy 11.80 Kanada doları. Görünüş güzel. Şu an ufak bir alışveriş merkezine geldim. Şu an dediğim gibi evimin yakınında bir AVM. Küçük, öyle çok bilindik mağazalar yok. Sadece içinde Walmart var. Ben Walmart'a gidiyorum. Walmart buranın çoğu eşyalarının bulabileceğiniz bir yer. Hem de pratik hem de ucuz. Benim için önemli olan şey o. Çünkü yurt dışında yaşayan bir öğrenci olarak böyle zorluklarla karşılaşıyorum. Şu an Walmart'tayım ve ev için birkaç eşyalar alacağım. Sizlere de onları göstermek istiyorum. Daha detaylı şekilde burayı tanıtıyorum zaten. Onu YouTube Short'lardan bakabilirsiniz. Ev için Pringles alacaktım ama burada bir Pringles 2.47. 2 tane alırsınız $4 geliyor. 47 sent kardayız. Evde range sos bitmişti. Bir tane range sos alacaktım. Yaklaşık fiyatı 3.97'ymiş. 2 tane alsam $6'mış. $2 kar oluyor. Neden olmasın? 2 tane alacağım. Evet, burada Christmas yani yılbaşı yaklaştığından dolayı çok güzel ürünler var. Birkaç tanelerini sizlere göstermek isterim. Burada ağaç boylarına göre fiyatlar tabii ki de değişkenlik gösteriyor. Ama kabaca bir fiyat olarak göstermek istesem normal bir çam ağacının bu fiyatı yaklaşık $60. Yukarıda gördüğünüz güzel süsler var. Bu kardan adamın fiyatı yaklaşık $20. Şurada gördüğünüz Baby Yoda'nın fiyatı ise $40. Burada da yine ağaç süsleri ve normal süsler bulunmakta. Görüyorsunuz fiyatları. Özellikle de şu, asker gibi şövalyeleri çok beğendim. Burada çok garip bir şey fark ettim. Beyaz Noel Baba ile siyah Noel Baba var. Hani ırkçı bir insan değilim ama bunu ilk defa gördüm. Sizinle de göstermek istedim. Şu anda yılbaşı süslerini gösteriyorum. Yaklaşık hepsinin fiyatını görebiliyorsunuz. Belirgin şekilde yazmışlar. Sadece sizlere göstermek istedim. Kapı süsleri olsun işte, balkon süsleri ya da kapı önünüze konabilecek bir sürü süsler var. Ağaç süsleri de var. Hepsinde genellikle fiyatları uygun şekilde. Walmart'ta çok fazla ürün var. Hepsini çekmem çok zor ama genellikle aldığım ürünleri ve fiyatlarını göstermek istiyorum. Çünkü aldığım ürünler genellikle günlük hayatta kullanabileceğiniz ya da tükettiğimiz şeyler. Az çok da fiyat bilginiz olsun. Her AVM gelişimde en az bir kez Winners'a uğrarım. Winners, Kanada'nın belli bölgelerinde oluşan bir mağaza zinciri. Ve mağazanın olayı erkek, kadın ve ev eşyaları olmak üzere ayrılıyor ve çocuk eşyaları da var. Uygun fiyatta kıyafetler, ev iş eşyaları falan var. Hani yeni geldiyseniz veya da buradaysanız bilmiyor olabilirsiniz. Çok uygun fiyatlar. Ve örnek veriyorum, Adidas'ta $50 olan bir çantayı burada yaklaşık $30 falan alabiliyorsunuz. Gelmenizi tavsiye ederim.
Evet, şu an eve doğru yürüyorum. Alınması gereken birkaç tane eşya aldım. Hava bayağı da soğuk. Evde kendime güzel bir çay yapmak istiyorum vallahi. Çayda görüşürüz. Herkese merhaba. Öncelikle çayımı demledim ve azıcık sizlerle sohbet etmek istiyorum. Evet, video olaylarına çok yeniyim. Ve video çekileri nasıl yapılır edilir öğreniyorum. Ve aslında bu öğrenme sürecime siz de dahil oluyorsunuz. Çünkü her yeni video beni geliştiriyor. İlk videom, amatörlüklerim tabii ki de var. Hatalarım tabii ki de var. Ama tavsiyelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Onun haricinde abone olup like atmayı da unutmayın. Adetten de söyleyeyim dedim. Bu süreçlerde genellikle hayatımdan kesitler, vlog tarzı ve bilgilendirme. Aklınıza takılan sorular olursa lütfen bana Instagram'dan ulaşın. Aşağı linkini bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Esenlikler dilerim.